أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ اِذَا شِهْتَ سَهْلًا Allahümme amin. Allah Azze ve Celle'nin izni keremiyle, rahmetiyle, bereketiyle ve lütfuyla bugün İmam Berbahari'nin Şerhu Sünnesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 131. baba geldik. Hedefimiz, amacımız 131, 132 ve 133. babı işlemek. Zaten 131. babı işlemiştik. Sadece kısa bir yorum yapacağız. 132. babı da kısaca geçeceğiz. Daha çok 133. babın üzerinde duracağız. Hatta bitmeyecek. Bir sonraki haftada o babın üzerinde devam edeceğiz. Çünkü özellikle bilmenizi istediğim bazı noktalar var. Onun üzerinde duracağız. Şimdi abi okusun. Hızlı bir şekilde başlayalım. Buyur. Emri bil maruf nehyanil münker kılıçla yapılmamalıdır. İyiliği emredip kötülükten sakındırma, kılıç kullanmadan elle, dille ve kalple yapılır. Evet. Bir önceki haftalarda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini nakletmiştik. Sizden biri bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse onu diliyle değiştirsin. Eğer ona da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin demiştik. Ve el ile münkerin değiştirilmesi güç nispetincedir demiştik. Yine dil ile münkerin değiştirilmesi de yine güç nispetincedir demiştik. Ancak kalp öyle değildir dedik. Kalp mutlak olarak kişinin emri bil maruf nehyanil münker yapması gereken mercisidir. Burada insanın gücü yeter mi yetmez mi diye bir şey yok. Her halde emri bil maruf yapacaktır. Nedir bu? Yani buğz edecektir bir münker gördüğü zaman. Çünkü örnek veriyorum, adam korkuyor, eliyle müdahale edemiyor. O zaman diliyle müdahale et. Bunu da yapamıyor. O zaman kalbinle buz et. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Dolayısıyla farz-ı ayın olan kalptir dedik. Geri kalan yerler farz-ı kifayedir. Bazı yerlerde ise farz-ı ayındır. Nerede farz-ı ayındır? Tekrar hatırlatayım. Kişinin evindeyken tek başına olması, eşinin, çocuğunun yaptığı bir yanlış. Senden başka kimse yok. Senin mecbur ona müdahale etmen lazım. Ama dışarıda sen müdahale etmedin, başkası müdahale edebilir. Veya başkası müdahale etti, senin üzerinden kalkabilir demiştik. Bununla alakalı tabii bir noktadan daha bahsetmiştik. Hatırlatıyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demişti ki, "Men ra'e minkum munkeren." Sizden biri bir münker görürse, yani biz şahit olursak bu münkere müdahale edebiliriz. Şahit olmazsak tecessüs yapamayız, araştıramayız. Acaba bu ne yapıyor diyemeyiz. Öyle bir hakkımız yok. Ama şahit olduk, bizim buna müdahale etmemiz lazım. Bundan sonra müellifin bunu özellikle zikretmesinin bir sebebi var. Diyor ki, münker el iledir, dil iledir, kalp iledir ama kılıç ile değildir diyor. Biliyorsunuz kardeşler, bu görüşle müellif kimden ayrılmak istiyor? Mutezile ve haricilerden ayrılmak istiyor. Çünkü hariciler mevcut Müslüman imama karşı baş kaldırmak isteyen gruplardandır. Sahabeler varken yine onlara kılıç çeken insanlardandır. Bu konu hakkında müellif özellikle bunu parantez içinde açmış. Demiş ki, böyle bir kılıçla emri bil maruf olmaz demişler. Onun için İmam Ahmet kendisine gelip soruyorlar, diyorlar ki, elle emri bil maruf nehyanil münker yapmak nedir ey imam? O diyor ki, elle tartışan iki kişinin arasını ayırmaktır diyor. Hatta Hallal'ın emri bil maruf nehyanil münker kitabında bu aktarılır İmam Ahmet'ten direkt olarak. İmam Ahmet'e soruyorlar, elle emri bil maruf nedir? Diyor ki, çalgı aletlerini kırmaktır diyor. Veya işte şarap fıçılarını kırmaktır diyor. Budur diyor. Ama kılıçla değildir diyor. Müslüman imama karşı kılıç çekilmez diyor. Peki neden bunu söylüyor?
şundan dolayı söylüyorum. Eğer ki Müslüman bir imam var ise, hilafet var ise, senin ona kılıç çekmen anarşiye ve kargaşaya sebep olabilir ondan. Birçok kişi Mutezile imam var iken bile İmam Ahmed'e gelip soruyordu. Ey imam, hadi gel kalkalım, mevcut halifeye karşı baş kaldıralım dediği zaman İmam Ahmed bunu tavsiye etmedi. Sabredin dedi. Sabredin dedi, sabredin dedi. Bunun sebebi şudur kardeşler. Çünkü Müslüman kanı dökülecektir. Halk Müslüman. Baştaki kötü olmuş olsa bile halk Müslüman. Baştaki vefat etti, öldü. Arkasından gelen kişi kim oldu? Sünnet ehli bir imam oldu. Bak, kan dökmeden o işin içinden sıyrıldın. Ama sen dersen ki en ufak bir şeyde gücün de yok, cahil de çok. Hadi kılıçla emir bil maruf yapacağız dersen o zaman Müslüman cemaati birbirine kırdırmış olursun, Müslüman kanı dökmüş olursun diyerek kılıçla yapmayı yasaklıyor. Bu anlattığım meseleler kardeşler şey için geçerlidir. Yani İslam topraklarında halifenin Müslüman olduğu veya halifenin bidatçı olduğu meselelerde geçerlidir. Bir de darul küfürde, yani İslam'ın hakim olmadığı, şeriatın olmadığı yerlerde ise Müslümanlar yine kendi kafalarına göre kılıçla emri bil maruf nehyanil münker yapamazlar. Mesela 3 kişi çıkacak diyecek ki ben kılıçla emri bil maruf yapacağım. Öyle bir şey yok kardeşler. Burada bütün Müslümanların maslahatını gözetmesi lazım. Onlara gerekirse sorması lazım. Belki adamın bir planı vardır, bir daveti vardır, bir şeyler vardır yani. Öyle kendi kafana göre ben gideyim şunun malını alayım, şunun karısını cariye alayım, savaş açayım, şunu yapayım diyemezsin. Bu Müslümanlara zarar getirir. Ve bu korkaklık değildir. Bu istişaresiz hareket etmektir. Oysa Müslümanlar birbirleriyle istişare ederler. Bütün işleri birbirleriyle istişare ederek hareket ederler. Bu Müslümanların maslahatı için olması gerekendir. Nasıl ki İmam Ahmed mevcut olan halifeye buğz etse bile ne dedi? Sabredin dedi. Sebebi neydi? Sebebi 3 tane, 5 tane, 20 tane, 50 tane adam topladın. Eline kılıçlar verdin, dedin ki hadi gidin emri bil maruf yapın dedin. Onlar da gittiler, mevcut askerlerle savaştılar. Ya askerler zaten Kur'an mahluktur demiyor. Ne olacak? İki grup karşı karşıya gelecek ve birbirlerini öldürecekler ve büyük mefsedetlere sebebiyet verecek. O sebepten dolayı müellif bunu özellikle zikrediyor. Bakın Hafız İbn Recep el-Hanbeli diyor ki elle değiştirmek savaşmak demek değildir. İbn Recep böyle diyor. Biz de şöyle diyelim o zaman. Başka alimlerin görüşlerini zikredelim. Elle değiştirmek sultan için geçerlidir, kılıç kullanmak, ama avam için geçerli değildir dersek bu daha doğru bir söz olur diyebiliriz. Çünkü mevcut sultan, halife kılıç kullanarak emri bil maruf nehyanil münker yapabilir. Ama avamdan birileri tek başına bunu yapamaz diyebilirim. Bunu da söylemiş olalım. Bu konuyla alakalı dediğim gibi Ebubekir el-Hallal'ın emri bil maruf nehyanil münker kitabı var. O kitapta seleften birçok nakil var bu konuyla alakalı. Örnek verecek olursak bu kırılır mı? Buna müdahale edilir mi? Edilmez mi? Bunu mevcut imamlara soruyorlar. Onlar da tek tek cevap veriyor. Satrancı soruyorlar, tavlayı soruyorlar, domuz etini soruyorlar, şarabı soruyorlar, sazları soruyorlar, çalgı aletlerinin çeşitlerini soruyorlar. Tek tek böyle biriyle karşılaşırsan ne yaparsın diye cevaplar veriyorlar. Orayı geçiyorum. Evet, devam et. Durumu kapalı Müslüman, mesturul hal. Müslümanlardan durumu kapalı olan, kendisine şüphe veren bir durum görülmeyendir. Mesturul hal dediğimiz veya meçhulul hal dediğimiz kişiler kimlerdir kardeşler? Hali kapalı olan kimseler manasında kullanıyor müellif. Bir kişi Müslüman ise ve onunla alakalı bize şüpheli bir şey gelmediyse bize göre bu meçhulul hal olan, mesturul hal olan bir kişidir. Yani hali kapalıdır. Biz zahirine göre bu adamın eski halini söyleriz. Bu adamın şahitliğini kabul ederiz. Bu adamın arkasında namaz kılarız. Niye? Çünkü bildiğimiz hal bu adamın Müslüman olması.
Ha bu adam münafık olabilir. Bu adam zındık olabilir. Bu adam fasık olabilir. Evinde çok günah işliyor olabilir. Bu bizi ilgilendirmez. Ama şüpheli bir hal ortaya koydu. Baktık ki fısk işliyor ve bunu açığa vuruyor. Veya sağda solda ciddi manada bu kişi hakkında söylentiler var. Heh, işte bu adam bizim için meçhul bir adam olmuş olmaktan çıkar. Artık bilinen bir adam olmuş olur. Çünkü bununla alakalı bilgilere biz artık ulaştık. Artık bu adamın arkasında namaz kılarken dikkat ederiz. Kız alıp verirken dikkat ederiz. Ticaret yaparken dikkat ederiz. Birçok şeyde dikkat ederiz. Bu da bize şunu gösteriyor. İbrahim el-Nehai diyor ki, Müslümanlar arasında adil olan kişi aşikarda, yani açıkta hiçbir şüphesi görünmeyen kişidir. Gördün, adam tertemiz gözüküyor. İç hali beni ilgilendirmiyor. Ben ona normal bir Müslüman muamelesi yaparım. Olması gereken de budur. Başka bir nokta hatırlatayım. Özellikle bununla alakalı. Mesela Bukhari'nin naklettiği Abdullah İbni Utbe hadisi var ki Hazreti Ömer şöyle diyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde insanlar vahye göre değerlendirilirlerdi. Yani Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelirdi ve bazı insanların iç halleri ortaya çıkardı. Şimdi ise vahiy kesilmiştir. Kim bize hayır amelleriyle gelirse biz de ona hayırla cevap veririz. Kim bize şer amelleriyle gelir, kötü amellerini ortaya koyarsa biz de ona o şekilde davranırız. Burada Ömer radıyallahu anh bize zahiren hükmetmeyi öğretiyor. Yani bir insan zahiren güzel ameller ortaya koyuyorsa Müslümansa Müslümandır zaten. Ama kötü ameller koyuyorsa kötüyse kötüdür. İşte müellifin de kastettiği bu. Yani insanlara zahirlerine göre hükmetmek gerekiyor ki bu İslam'ın olmazsa olmaz bir kaidesidir kardeşler. Daha önce de anlattık Usame bin Zeyd kıssasında bile Peygamber aleyhissalatü vesselam açıktan la ilahe illallah'ı söyleyen bir kimsenin öldürülmemesi gerektiğini söyledi. O dedi ki ey Allah'ın Resulü, o dedi korktuğu için bunu söyledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki kalbini yarıp da baktın mı? Neyi öğretiyor bize Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Biz kalpleri yarmakla mükellef değiliz. Zahire göre hükmederiz. Adam Müslüman geliyor buraya. Ben onu çok takva sahibi bir Müslüman zannediyorum. İç alemi beni ilgilendirmez. Evde yaptığı işler beni ilgilendirmez. Acaba yapıyor mu diye adama şüpheli yaklaşamam. Ortaya çıkarsa o başka. Ortaya çıkarsa o başka. Ve biz bununla beraber bir önceki derse atıf yapalım. Biz münkeri de araştırmayız. Tecessüs yapmayız. Peşine adam takmayız. Acaba bunu mu yapıyor? Acaba şunu mu yapmayız? Demeyiz. Çünkü onun ev hali, kalbi onun alemidir. Onunla Allah arasındadır. Buna bakmayız. Bununla alakalı da müellif özellikle buna vurgu yapmak istedi. Şimdi 133. baba geldik. Burada uzun bir ders yapacağız. Allah Azze ve Celle izin verirse bu hafta bitmez. Bir sonraki hafta da devam edeceğiz. Oku abi. İlmül batın, gizli ilim, kitap ve sünnette yoktur, bidattir. Kulların ilmi batın kapsamında bildiklerini iddia ettikleri ne kitapta ne de sünnette bulunmayan her ilim bidat ve delalettir. Hiç kimse onunla amel etmemeli, ona davet etmemelidir. Evet. Şimdi burası çok önemli bir nokta. Bundan önceki haftaları her biriniz hatırlarsanız biz şunu söyledik. Kur'an ve sünnetin hevalarla, akılla, keşifle, rüyayla anlaşılmayacağını hep zikrettik. Kur'an ve sünnetin ancak sahabenin anlayışıyla, selef-i salihinin anlayışıyla anlaşılması gerektiğini ısrarla söyledik. Zaten bu kitapta başından sonuna kadar en çok anlattığımız noktalardan bir tanesi budur. Bizler Allah'ın kitabını, Resul'ün sünnetini hevalara bırakmadı Allah Azze ve Celle. Oyuncak haline getirmedi. Eğer öyle olursa, yani bizler sahabeyi devre dışı bırakırsak, otomatikmen sünnet de devre dışı kalır ve otomatikmen
Kur'an insanların elinde oyuncak haline gelir. İşte bu bab da bununla alakalı bir babtır. Batini ilim. Daha önce anlatmıştım size. Dedim ki batiniler diye bir grup var. İslam ümmetindeki en tehlikeli gruplardan bir tanesidir. En tehlikeli gruplardan bir tanesidir. Bunun sebebini biraz tarihten bahsederek anlatmak istiyorum. Batinilik nedir kardeşler? Haftaya bir de anlatacağım ama özet geçeyim kısaca. Batinilik, Kur'an ve sünneti Allah Azze ve Celle'nin kendisine yetki verdiğini düşündüğü sır ehli diye isimlendirdikleri bir kişinin kendi kafasına göre bu işin zahiridir, batını da budur diyen taifenin görüşüdür. Yani bir ayet var önünde. Hemen sır ehli kim? Şeyh. Şeyh bakıyor namazın batini anlamı nedir? Batini anlamı saz çalmaktır. Batini anlamı içki içmektir. Böyle abez manalar vererek insanlara sunmaktır ve insanlar da bunu gerçek manada bir tefsir ve Kur'an'ın bir manası olarak algılıyorlar. Ve işte gerçekten bu saçmalıkların peşinden giden milyonlar var. Öyle kimseler anlatacağım size, şaşıracaksınız. Diyeceksiniz ki bu da mı diyeceksiniz. Onun için önce bunun bir tarihçesinden bakalım. Çünkü buraya dikkat çekmek istiyorum. Mecusilerin bir hedefi var kardeşler. Mecusilerin bir hedefi var. Pers İmparatorluğunu tekrar inşa etmek istiyorlar. Ve içten içe yanıyorlar. İçten içe yanıyorlar. Bu neye benziyor? Bu şuna benziyor. Bugün günümüzde bazı Türkler var. Adama diyorsun ki sen artık İslam'ı seçtin veya annen baban Müslüman olduğunu söylüyor. Adam diyor ki yok diyor. Benim ırkım neydi kardeşim? Şamanisti. Ben de şamanist olmak istiyorum. Şamanizmi seviyorum diyor adam. Kürt'e sorsan Kürt'e zerduşum diyor. Ateşperestim diyor. Yezidiyim veya Ezidiyim diyor. Çünkü benim ırkımın dini buydu diyor. İşte İslam'a giren veya zahiren İslam'a giren bazı mecusiler vardı. Bunlar kendi dinlerini tekrar hayata geçirmek için, kendi ırklarını insanlara kabul ettirmek için, eski imparatorluklarını tekrar hayata geçirmek için bu fikirlerle İslam'ı yıkmaya çalıştılar. Bunun ilk olayı nerede gerçekleşti? Her birinizin bildiği bir nokta vardır ki bunları tek tek sayacağım. Zamanımı düzgün kullanmak istiyorum bu konu hakkında. Birincisi biliyorsunuz ki Ömer radıyallahu anh zamanında fetihler gerçekleşti. Ta İran'a kadar, Pers İmparatorluğu'na kadar her yer alındı. Allah'a hamdolsun. Ve o zaman zarfında birçok kimse kılıçtan korktukları için Müslüman olduklarını söylediler. Ve hatta bazıları Medine'ye kadar geldiler ve onlarla beraber yaşamayı kabul ettiler. Gel zaman git zaman biliyorsunuz Ömer radıyallahu anh'ın asıl düşmanı kimdi? Bütün kafirlerdi. Yani özel olarak Pers İmparatorluğu'na karşı değildi. Rumları da sevmezdi, işte Perslileri de sevmezdi, müşrikleri de sevmezdi, sevmezdi. Ama bunlar ne yaptılar? Bunlar Ömer radıyallahu anh'ı kendine hedef edindiler. Zaten anlattığım noktalardan tek tek anlayacaksınız. Sonra gel zaman git zaman bunun başı kim oldu? Bunun başı Ebu Lu'lu dediğimiz bir ateşperest oldu. Kendisinin Hürmüz'le konuşmaları var, tarihte geçer. Kendisi tekrar Mecusi İmparatorluğunu hayata geçirmek için ve İslam'ı kabul etmediğini söyleyerek içten içe İslam'a zarar vermek için Ömer radıyallahu anh'ı sırtından, karnından, birçok yerinden hançerleyerek öldürmeye çalışıyor. Bunu yaparken kaçıyor ve bazı rivayetlerde onu öldürüyorlar. Ama bugün o şahsın kabri nerede? İran'da. Ve o kabre tapıyorlar. Bu adam bir ateşperest kardeşler. Hiç düşünmüyor musunuz? Ateşperest bir şahsın kabrinin İran'da ne işi var? Neden bu adama tapıyorlar? İşte konumuzla alakalı. Batinilik dediğimiz inanç hep burada devreye giriyor. İkinci nokta, sonra sahabeler arasında ihtilaflar çıktı. Biliyorsunuz ki sahabeler arasında çıkan ihtilaflar da normalde kardeş arasındaki ihtilaflar gibi. Birbirlerini severlerdi, birbirlerini dinlerlerdi. Ama Kufe halkı, Irak halkı ve dışarıdan gelen bu mecusiler arada laf getirip götürdükleri için
özellikle Abdullah İbni Sebe bu görüşü onların aralarında yaydı. Hangi görüştü peki bu? Yani Ehli Beyt'in bir ayrıcalığının olması gerektiği görüşünü yaydı. Hatta aşırı gitti, dedi ki Hazreti Ali eşittir Allah dedi, haşa. Veya Allah Azze ve Celle Hazreti Ali'nin cisminin içine girmiş, bedenin içine girmiş diyerek iddia etti. Ortaya böyle bir şey attı ve kaçtı. Bıraktı, kaçtı. Sonra bazı kimseler dediler ki ey Ali sen ilahsın dediler. Haşa. Ali ne dedi? Siz ne diyorsunuz? Radiyallahu anh. Siz ne dediğinizi biliyor musunuz dedi. Hemen Kambere dedi ki bir çukur kaz ve bunların hepsini ateşin içine attılar, öldürdüler. Ta ki bir daha kimse buna cesaret etmesin. Sizce Ali radıyallahu anh'ın bu hareketini gören, onu seven insanlar bir daha bunu yapar mı? Yapmaz. Ama yapmaya devam ettiler. Çünkü onların dertleri Ali değildi. Dertleri Hüseyin değildi. Hasan değildi. Ehli Beyt değildi. Onların dertleri bunu kullanarak Mecusiliği tekrar inşa etmekti. Ve aradaki o ihtilaflardan dolayı iki Müslüman topluluğu karşı karşıya geldi. O fitneler sonucunda birbirlerini öldürdüler. Ve gel zaman git zaman bu devam etti kardeşler. Birileri geldi Hüseyin radıyallahu anh'a bazı sözler söyledi. Birileri geldi Ehl-i Beyt'ten bazı kimselere bazı sözler söyleyerek onları ölüme kadar götürdüler. Tabii bu bitti kardeşler. Abbasi dönemine gelelim. Harun Reşit döneminde dikkat edici bir nokta var. Onun vezirleri vardı, Bermekiler diye. Bunlar Farisiydi, İranlıydı. Ve bunlar Mecusiydi kardeşler. Mecusiydi. Gel zaman git zaman Harun Reşit bunlara sınırsız yetkiler vermişti. Bunlar da her tarafa Mecusi adamlar yerleştirdiler. Hatta öyle bir şey yaptılar ki yani Harun Reşit'in Bermekiler'deki Cafer'i öldürmesinin sebebi ve Bermekiler'i sürgün etmesinin sebebinin o olduğu söyleniyor. Nedir bu? Bermekiler'in ateşe tapma hilesi diye bir hile var. Tarihte geçer. Yani her tarafa Mecusi ateşini koymuşlar. Örnek vereyim, mescitlerin her bir yerine Mecusi ateşlerini koymuşlar ki ha ona ibadet etmişiz, ha ona ibadet etmişiz. Yani hileyle Allah'a ibadet ettiklerini iddia edip aslında ateşe ibadet etmeye devam etmişler. Veya insanları ateşe taptırmak için çaba göstermişler. Bitmedi. Bir zaman geliyor ki gelip Harun Reşit'e şunu söylüyor. Diyor ki ey müminlerin emiri biz diyor şu öt ağacı yakılacak bir buhurdanlık koymak istiyoruz. Nereye? Kabe'nin içine. Hiç sönmeyen bir ateşi Kabe'nin içine koymak istiyor. Sonra bir zaman geliyor ki Harun Reşit bunun kötü niyetini, zındıklığını anlıyor. Aslında niyetinin Mecusi ateşinin Kabe'nin ortasına koyup bütün insanların o ateşe secde etmesini emretmesi olduğunu anlayınca bir görüşe göre Bermekileri ondan dolayı sürgün edip çoğunu öldürüyor, Cafer'i öldürüyor ve bazılarını da sürgün ediyor. Bakın Mecusiler uyumuyor. Mecusiler uyumuyor. Su uyuyor, düşman uyumuyor. Amaçları ne? Amaçları tekrar Pers İmparatorluğunu hayata geçirmek. Tabi o zaman zarfında kardeşler olan olmuş. Bunlar Ömer radıyallahu anh dönemindeki hilafetten sonra İmam Ahmet zamanına geldik. İmam Ahmet zamanındaki döneme ciddi manada müdahalelerde bulunmuş. Mesela oğlu Memun var. Mutezile fikirlerine sahip. Bir de Muttasım Billah var. Bu ikisini direkt olarak kardeşler Farisi bir hoca yetiştiriyor. Bu da şu şekilde gerçekleşiyor. Yahya bin Halid el-Bermeki bir gün bir yerdeyken Fadıl bin Sehl diye bir adam geliyor. Kendisi Zerduş, İranlı. Bunu dinliyor, bunun Farsça konuşmasını beğeniyor, şiirlerini beğeniyor, kelamını beğeniyor ve bunu kendine yardımcı ediniyor. Sonra onu kendine yardımcı edindikten sonra bunu Horasan'a Memun'un hocası olsun diye gönderiyor. Zaten olan olmuş, Memun'u ele geçirmiş ve Memun da onu öyle bir seviyor, öyle bir seviyor, veziri, baş veziri olarak görüyor. Harun Reşid'in vefatından sonra kardeşler, bu Fadıl bin Sehl boş durmuyor.
normalde kardeş kavgası. Biri emin, bir tanesi de memun. İkisi de kardeşler. Aslında memun savaşmak istemiyor. Ama ciddi manada bu gazı kim veriyor? Fadıl bin Sehl dediğimiz o zerduşt şahıs gazı veriyor ve devletin en kılcal yerlerine mecusileri yerleştiriyor ve zaten Emin'le yaptığı savaşta Emin'i de yeniyor ve Bağdat'ı kan götürüyor. Bağdat'ın her yerinde ateş ve zaten gerisini daha önce anlattığım üzere Mutezile'yi yayıyor. Farklı farklı fikirler yayıyor. Amaç ne kardeşler? Amaç itikadı bozmak. Yani onların belli bir itikadı, belli bir inancı yok zaten. Zaten batiniliği siz bir dahaki hafta öğrendiğiniz zaman kendiniz göreceksiniz ki batiniliğin bir dini yok. Heva dini, heves dini. Canım ne istiyorsa ben ayeti ona yorumlarım dini. Onun için bunlar için din yok. Bunlar için önemli olan ateşperestlik, mecusilik, ona hizmet etmek. Dolayısıyla kardeşler bu olaydan sonra da özellikle Abbasi devleti ciddi manada sarsılıyor ve her tarafta mecusiler yerleştiriliyor. Bu özellikle Bermekilerin Fadıl bin Sehl'i oraya yerleştirmesi tesadüf değildir kardeşler. Bilerek yapılmış bir durumdur ve bu savaşlarda büyük rol oynamıştır diyebilirim. Sonra gel zaman git zaman tarihte şöyle bir olay vardır. Karmatiler diye bir olay vardır kardeşler. Karmatiler. Bu Karmatiler batini olan bir fırka, İsmaili olan bir fırka. Ve bunlar yine Ehl-i Beyt kavramını kullanarak insanları kandırmaya çalışıyorlar. Ve Bahreyn'i, Arap Yarımadası'nı bir bölümünü alıyorlar. Sadece bir konusunu anlatacağım kardeşler. Hac mevsiminde Kabe'ye giriyorlar. Haçta binlerce Müslümanı katlediyorlar. Kabe'yi yıkmaya çalışıyorlar. Hacerül Esved'i alıp Bahreyn'e götürüyorlar. 20 sene Hacerül Esved taşı Bahreyn'de kalıyor. Sizce bu insanların İslam'la uzaktan yakından bir alakası var mıdır? Yok. Bunların derdi mecusilik kardeşler. Ki bunların kendi aralarında yazdıkları mektuplarda bunlar herhangi bir dine inanmadıklarını söylüyorlar. Yani ahiretin olmadığını, cennetin, cehennemin olmadığını söylüyorlar zaten. Ama Ehl-i Beyt kavramını kullanarak insanları böyle etraflarında topluyorlar. Aynı zamanda Ubeydiler vardı. Beni Ubeyd dediğimiz bir topluluk vardı. Fatimiler diyoruz. Fatimiler devleti. Bunlar da bulundukları yerde Sünni Müslümanlar olmasına rağmen hepsini kendisine tabi ettirdiler ve kendilerinin Cafer-i Sadık'ın torunlarından olduğunu söylediler. Başka bir mektupta ise onunla alakasının olmadığını söylediler. Yani hep suistimal edildi. Hep suistimal edildi. Bugün de böyle değil mi? Bugün de böyle. Bugün de adamın belki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarıyla alakası yok, soyuyla alakası yok. Adam o kavramı kullanarak insanları kandırıyor. Yani menzil cemaati olduğu gibi. Yani Türkiye'nin yarısını almışlar. Hala bunlar ne diyorlar? Bunlar biz Seyidiz diyorlar. Biz Ehl-i Beyt'iz diyorlar. Ki Ehl-i Beyt bile olsa biliyorsunuz ki Allah'a şirk koşan, Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini beğenmeyen, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmeyen kişiler Seyyid dahi olsa bu Allah katında bir şey ifade etmez demiştik. Ama cahiller bunu bilmedikleri için kardeşler bunların peşinden gittiler. Sonra gel zaman git zaman aynı zamanda Hicri 300'lerden bahsediyorum. Buveyhiler diye bir grup çıktı. Bu Buveyhiler kardeşler aynı anda çıktılar. Yani Fars, Irak ve 4-5 yerde böyle tabiri caizse böyle yabani hayvanlar gibi Abbasi devletini parçalamaya çalıştılar. Amaçları buydu. Aynı anda çıktılar bu 3 tane grup. Ve bunlar ne yaptılar kardeşler? Sadece yaptıkları tek bir şeyi anlatıyorum. Bunlar Muharrem ayında çarşı pazarlarının tamamıyla kapatılmasını emrettiler. Bütün kadınların siyah giymesini ve bununla beraber Hazreti Hüseyin için matem tutulmasını ilk olarak bunlar emretti. Ve çarşılarda, kubbelerde en üstte paçavralar asarak dediler ki kadınlar sokaklarda kendilerine vurup ağıt yakacaklar dedi. Hani bugün görüyoruz ya Bağdat'ta böyle sürünerek gidiyorlar.
kendilerine zincirler vuruyorlar, çamurlar sürüyorlar, ağıt yakıyorlar, siyahlar giyiyorlar. İlk olarak bu veyhiler bunu yaptı. İlk olarak bu cahiliye adetini bunlar yerleştirdi. Tabii bir zaman geçiyor kardeşler. Selahaddin Eyyubi bunlardan bazı Fatimiler devletinin içine sızıp orayı ele geçirince bunlar biraz zayıflıyor. Sonra bir zaman geliyor ki Haşhaşiler diye bir grup çıkıyor. Yani Hasan Sabbah dediğimiz grup. O da aynı batini. Bu saydıklarımın hepsi batini ya, dikkatinizi çekerim. Yani İslam'da nasıl bir devrim yapmış kendi çapından, nasıl İslam'a zarar vermiş görün diye söylüyorum. Hasan Sabbah yanında bir sürü adam toplayıp ve önemli olan Sünni alimlere suikastlar düzenleyip, emirlere suikastlar düzenleyip kendi devletini kısmi olarak kuruyor ve bunlar haşhaş içiyorlar kardeşler. Uyuşturucu içiyorlar. Sizce Müslüman uyuşturucu içer mi? İçmez. Peki bunlar niye içiyorlar? Çünkü bunlar batini. Bunlar için helal ve haram yok. Bunlar için her şey helal. Her şey helal. Sonra Safavi Devleti kuruluyor. Safavi Devleti'nde de birçok Müslümanlara zulümler ediliyor. Birçok Sünni alim öldürülüyor. Sonra bizim zamanımıza geldik şimdi. Biraz daha ileriye geldik. Yani Bahailer grubu var. Şimdi bu Bahailer grubu kardeşler, bunlar iyice zaten zıvanadan çıkıyor. Bunlarda Zerduşluk var. Bunlarda Yahudilikte, Hristiyanlıkta olan birçok amel var. Ve bunlara bakıyoruz kardeşler. Öyle şeyler çıkardılar ki bahsettiğimiz 1800'lü yıllar. Bunlar herkesin eşit olduğunu, Yahudinin, Hristiyanın eşit olduğunu, Müslümanın eşit olduğunu, bir ayrıcalığının olmadığını, kadının erkeğin eşit olduğunu, cemaatle namaz kılmanın gerek olmadığını, hatta kendilerine vahiy geldiğini, hatta Mehdi olduklarını, hatta cennetin olmadığını, cehennemin olmadığını gibi saçma sapan, sapıkça görüşler ortaya attılar kardeşler. Ve bu konuyla alakalı bir kitap çıkardı adam. Bunların liderlerinden bir tanesi bir kitap çıkardı. El Kitabul Akdes. En kutsal kitap diye. Ve bu kitabın Kur'an'dan, haşa İncil'den ve Zebur'dan daha hayırlı olduğunu ısrarla söylediler. Bu bahsettiğim 1892'lerde kardeşler. Sonra daha yakın bir zamana geldik. Kadiyaniler çıktı. Hindistan'da Kadiyaniler çıktı. Bunlar da bahsettiğim gibi batini. Bunlar ilk olarak Mesih olduğunu iddia etti bu şahıs. Kim bu? Mirza Gulam Ahmet Kadiyani. Hindistan'da düşünün. Bunları İngilizler zaten destekliyor. Bu fikirlerin kendilerine zarar vermediklerini zaten biliyorlar. İslam'la alakasının olmadığını da biliyor İngilizler. Ve İngilizler Hindistan'da bunlara hiç karışmıyor. Bu da gel zaman git zaman ilk önce Mesih olduğunu iddia etti. Sonra Mehdi olduğunu iddia etti. Sonra Hazreti İsa ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhlarını taşıdığını iddia etti. En son ilahlık iddiasında bulundu bu şahıs. Ve kardeşler bu şahısların peşinden gidenler o kadar çok ki, o kadar çok. Bunların buralarda televizyonları var. Hindistan'da ciddi manada cemaatleri var bunların. Menzil gibi, İsmail Ağa gibi. Ve bunlar bu sözlerle sağda solda tutunuyorlar. İşte bu bahsettiğim batini gruplardan bir tanesi. Sonra geldik Dürzilere. Hani halk arasında derler ya Dürzi derler. Dürzi normalde bir taifenin ismi. Yani bir grubun ismi. Adamın ismi bu şekilde geçiyor. Bunlar da kardeşler Lübnan'da çok güçlü. Filistin'de çok güçlü ve bununla beraber Suriye'de çok güçlü bir grup. Bunların itikadı ciddi manada sorunlu. Hatta bunların İngilizlerle ciddi manada anlaşmaları var. Hatta Filistin'deki birçok topraklar bunların sayesinde verildiği iddia ediliyor. En son geldik Nusayrilere kardeşler. Nusayrileri de zaten biliyorsunuz. Bu en son çıkan, Şam'da çıkan savaşlardan dolayı biliyorsunuz. Ama bunun öncesi var. Öncesi nasıldı? Fransızlar geldiler. Azınlık olan Nusayrileri Sünnilerin başına geçirdiler. Alın burayı yönetin dediler. Bunlar ne yaptı? Bunlar Sünnilere zulmetti. Kendileri dışındaki bütün ırklara zulmetti. Hatta bunların kardeşler
Öyle düşünceleri vardır ki ölümden sonra dirilişi inkar ederler. Cenneti ve cehennemi yine inkar ederler. Ama dikkat edin ha, Ali'yi de sevdiklerini iddia ederler. Ehl-i Beyt'i de sevdiğini iddia ederler ki Ehl-i Beyt bunlardan beridir yani. Sonra Hazreti Ali'nin haşa Rab olduğunu iddia ederler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hicab olduğunu iddia ederler. Hicab yani manası ne olabilir? Yani o sadece görünüyor. Aslında arka planda Ali var demek istiyorlar. Sonra Selman'ın kapı olduğunu, bab olduğunu söylerler. İblislerin iblisinin de haşa ve kella Ömer radıyallahu anh olduğunu söylerler. Bakın burada ciddi bir nokta var. Yine mecusiliğin ortaya çıktığı bir nokta. Yani dertleri niye Ömer radıyallahu anh'la? Çünkü orayı fethettiği için. Orayı onlardan aldığı için. Ondan sonra Ebu Bekir gelir derler. İblislikte haşa. Ondan sonra Osman gelir derler. Ki zaten biliyorsunuz ki Şam topraklarında insanlar çocuklarının isimlerini Ebu Bekir koyamıyordu. Ömer koyamıyordu. Osman koyamıyorlardı. Aynısı Irak'ta da vardı. Irak'ta da bu biraz önce bahsettiğim grup ne zaman oraya yerleşti? Sünniler azınlık oldu, Şiiler çoğunluk oldu. Ya bu siyasetler yıllardır hep yapılıyor kardeşler. Yıllardır hep yapılıyor. Amaç gaye ne? Amaç gaye İslami fikirleri parçalamak. Ve mevcut bir hilafet devleti varsa onu da parçalamak. Ki yaptılar mı? Evet yaptılar. Bu bahsettiğimiz Nusayriler, kardeşler neler yaptılar ya? Neler yaptı? Sünniyim diyen insanlara neler yaptılar? Yani burada anlatsak zaman yetmeyecektir. Bu anlattığım 13 tane tarihten gruplar zikrettim. Bunların hepsi batini. Ve bu batinilerle alakalı Allah izin verirse kardeşler, Yemenli bir alimin gerçek yaşanmış bir olayı var. Onu bir dahaki hafta aktaracağım. Orada öyle şeyler anlatıyor, şaşıracaksınız. Yani bunlar tesadüf değil kardeşler. Mesela Karmatilerin, Buayhilerin, Ubeydilerin Farisi olması sizce tesadüf mü? Olamaz. Tesadüf değil. Zaten biz tesadüfe inanmıyoruz da halk arasında olduğu için bunu söylüyorum. Tesadüf olamaz bunlar kardeşler. Yine inançlarının birbirine benzemesi, mesela Mazdek, Mani, Zerduş dinine inanmaları sizce tesadüf mü? Değil. Bilerek yapılmış şeyler. Bilerek yapılmış şeyler. Yine bunların aynı yıllarda çıkması, yani Hicri 300'ün sonlarında aynı anda çıkması, bunlar da tesadüf değil. Onlar hep çalışıyorlar. Alttan alttan hep davetçiler gönderiyorlar her yere ve çalışıyorlar. Bir anda çıkıyorlar. Bir anda. Askeri de ihtiyaçları yok. Bir anda. Ve en çok kullandıkları nokta Ehl-i Beyt kavramı. Dikkat edin. Bir tarafta kendi hevalarına tapan insanlar var. Bunları yanlarına çekebiliyorlar. Bir tarafta da Ehl-i Beyt kavramını kullanarak kendine Müslümanım diyenleri yanlarına çekiyorlar. Böyle olunca iki taraftan da faydalanmış oluyorlar. Ama maalesef birçok insan daha uyanmış değil. Bunları hala Şii gibi görüyorlar. İlk dönem Şiiler gibi görüyorlar. İlk dönem taraftarlar gibi görüyorlar. Bunlar ilk dönem taraftarlar değil. Bunlar Rafizi. Ve bunlar en iyi tabirle, bunlar batini. En iyi tabirle söylüyorum. Yani Allah'ın kitabını, Resul'ün sünnetini inkar eden insanlar. Ama maalesef insanlar bunu görmek istemiyorlar. Bakın Buayhiler Irak'ta, Karmatiler Arap Yarımadası'nda, Ubeydiler Mısır'da, Afrika'da. Bunların her biri bir anda Abbasi Devleti'ni çepeçevre kuşatıp parçalamak istediler. Ve zaten tarihte de geçiyor, Selçuklular yardım ediyor. Bir şeyler oluyor orada. Ama amaçları ne? Amaçları İslam halifetini kaldırmaktır diyebiliriz. Peki bu saydığım şeyler size uzak gelmiş olabilir. Diyebilirsiniz ki ya hocam sen bu grupları anlattın ama biz bu grupları ilk defa duyuyoruz. Bu grupları ilk defa duymuş olabilirsiniz. Bu gruplar İslam'a yön veren gruplar. Yani kendine Müslümanım diyenlere yön veren gruplar. Sadece Şiiler, Rafiziler bunlardan etkilenmemiş kardeşler. Bunlardan etkilenen ciddi bir tasavvuf ehli var. Yani batinilikten etkilenen ciddi olarak tasavvuf ehli insanlar var. Adam sabah akşam batiniliği yeriyor. Kendisi batini olmuş. Farkında değil. Sır ehli diye bahsettiği hocaya gidiyor. Ayetin manasını soruyor. Ne demek istiyor? Sır ehli olan şeyh ona bu ayetin arka planını anlatacak.
sahabe bilemedi, peygamber bilemedi haşa, o sır ehli olan adam bilecek. Bu batiniliğin ta kendisidir. Ve bu batinilikler kardeşler, haftaya anlatacağım, bunlar derece derecedir. Derece derecedir. Bunlardan tam pay alanlar vardır, kısmi olarak bunlara meyledenler vardır. Mesela bir tanesini söyleyeyim, Hallacı Mansur vardır. Şimdi Hallacı Mansur kendisi bir batinidir. Normalde sünni bir alimdir. Sünni bir alimdir diyorum bak kendine göre. Kendi döneminde söylediği sözlerden dolayı idam ediliyor. Cüneydül Bağdadi'ye gidiyor, ben hakkım diyor. Cüneydül Bağdadi diyor ki öyle deme, sen hakla berabersin diyor. Korkarım ki kanın birçok yeri kirletecek diyor. Ve Cüneydül Bağdadi'nin sözü ortaya çıkıyor. Gün geliyor, onu asıyorlar. Asmak yetmiyor, onu yakıyorlar. Yakmak yetmiyor, küllerini savuruyorlar. Tarihte geçen olaylardan bir tanesi budur. Peki sizce onlara tabi olan insanlar ne diyor? Diyor ki İsa'ya yapılanın aynısı ona yapıldı diyor. Haşa. Neden bunu söylüyor? Çünkü siz zahirini görüyorsunuz. Batini bu değildir diyor. Onun bu şekilde öldürülmesine bu şekilde cevap veriyorlar. Hatta ona destek veren birçok alim o dönemlerde öldürülüyor. Onu tekfir etmeyen birçok alim öldürülüyor ki bugün Cübbeli dediğimiz zındık onun için ne diyor? O büyük bir evliyadır diyor. Büyük bir evliyadır diyor. Onu anlamadılar diyor. Yani bizimle alakası varmış bu anlattığım şeylerin demek ki. Hepsi var. Bizimle alakası direkt olarak var. Ve zaten Ali radıyallahu anh'ın öldürdüğü, yaktığı adamlar da ne dediler biliyor musunuz? Ancak ilah yakar, sen de bizi yaktın dediler. Çünkü bunlar kafirlikte zirve yapmış insanlar kardeşler. Sen kafire ne yaparsan yap, gözünü açamazsın. O dönemde de öyleydi. Yok işte bedeni Allah'ı zikrediyordu, yok şöyle oluyordu, yok böyle oluyordu diyerek bir de menkibeler uyduruyorlar Hallacı Mansur için. Tamam, Hallacı Mansur hayatımıza çok girmedi diyebilirsiniz. İbn Arabi var. O da bir batini. O da bir büyücü. Onun da kehanetleri var. Hatta bununla alakalı YouTube'da bir kanal var. Adam yazıyor. Namazın zahirisi ve batinisi. İbn Arabi böyle diyor. Çünkü İbn Arabi kendini sır ehli diye biri zikrediyor. Ve ayetlere kendi kafasına göre yorumlar yapıyor. Onun için İbn Arabi bugün Milli Eğitim onun kitaplarını basıp çocuklara okutturuyor. Bugün TRT1'de bu adam övülüyor. Bu adam düzgün bir adammış gibi anlatılıyor. Oysa bu adam bir batini kardeşler. Ve bugünkü Menzil cemaati, İsmail Ağa cemaati, aklınıza gelebilecek bütün cemaatler onu Allah dostu olarak zikrediyor. Bunu da diyebilirsiniz duymadık. Celaleddin Rumi var. O tam bir batini. Tam bir batini. Şarabı kendine helal kılan, kadınları kendine helal kılan bir kafir. Bir batini. Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle oynayan bir kafir. Çok açık. Yahudi ve Hristiyanlara ne olursanız olun gelin diyen bir kafir. Bunların hepsi batinilikten çıkan bir itikat. Ama insanlar bunları da görmüyor. Bunları da Allah dostu diye zikrediyor. Yani aslında Şii olmuşlar da haberleri yok. Aslında Rafizi olmuşlar da haberleri yok. Farkında değiller. Tasavvuf ehlinin çoğu Rafizi olmuş, Şii olmuş, batini olmuş, haberleri yok. Tamam, bu da belki bazı kimseleriniz tanımamış olabilir. Yunus Emre var. O da bir batini. O da bir batini. Mesela şiirlerine bakarsanız göreceksiniz, haftaya aktaracağım bazı şiirlerini. Göreceksiniz ki adamda ciddi problemler var. Allah'ın helalini haram, haramını helal yapan ciddi bir sıkıntılı bir adam var. Mesela Feruddin Attar var. Anadolu sofilerinden veya Ömer Hayyam var. Bu da aynı şekilde içki içen sarhoşun teki ama batini. Bu şahısların her biri batini ve kendi fikirlerini uyduruyorlar. Başka bir soru sorayım kardeşler. Mesela bugün günümüzdeki Kızılbaş, Ali'siz Aleviler bunlar neden saz çalıyorlar? Neden şarap içiyorlar? Benim tanıdığım bazı Aleviler var. Adam her cumartesi kutsal cumartesi diyerek çilingir sofrası kuruyor. Facebook'ta da bunu paylaşıyor. Yani dinle dalga geçiyor. Bu sebebi ne sizce? Hiç düşündünüz mü?
Mesela mum söndü meseleleri. Bunların her biri sizce öyle kendiliğinden mi çıktı yoksa bu batinilikten mi çıktı? Evet, batinilikten çıktı. Siz sazı anlayamazsınız diyor adam sana. Sen şarabı anlayamazsın, içkiyi anlayamazsın diyor. Daha önemlisi Osmanlı'nın içine girmiş Bektaşilik. Zaten Bektaşi diye bahsettiğimiz fırka Osmanlı'nın temellerini oluşturan bir cemaat, bir tarikat. O zaman ne diyoruz? Hayatımızın tamamının içine girmiş, farkında değiliz batinilik. Ve batinilik o kadar kötü bir itikat, o kadar kötü bir inanç ki belli bir düzeni olmayan, belli bir kitabı olmayan, kitabı yok, düzeni yok. Çünkü her meseleyi saklıyorlar. Çünkü takkiye onlar için birinci kural. Sır onlar için birinci kural. Diyemezsin bunlar şunu diyor. Hayır. Sadece o dönemin halifeleri birilerini konuşturmuş ve içine girenler bunu anlatıyor. Böyle yaptılar, şöyle yaptılar, şunu yaptılar diyor. Dolayısıyla belli bir kitapları, belli bir şeyleri de yok. Bu bahsettiğim İbni Arabi ve benzeri kimselerin kitapları kısmi olarak sadece ayetlerin tefsiri hakkındadır. Yaşantılarıyla alakalı çok az bilgi vardır. Onun için Allah Azze ve Celle izin verirse bir dahaki hafta Hicri 500'lerde yaşamış Yemenli bir alimin yaşadığı, şahit olduğu bir olayı anlatacağım. O olayı anlattıktan sonra kendiniz diyeceksiniz ki aynısı bu dönemde var diyeceksiniz. Haradan geçmiş yıllar, binlerce sene geçmiş diyeceksiniz ki aynısı bu dönemde de var. Yani bugün tasavvuf ehlinin tuzaklarının aynısı eskiden de varmış, şimdi de varmış. Hiçbir fark olmadığını kendiniz görüp şahit olacaksınız diyebilirim. Allah Azze ve Celle izin verirse burada duralım. Allah Subhanahu ve Teala bizi onların kötü amellerinden korusun diyelim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbü ileyke.